Şimdi 6. derse başlıyorum. 12. Fen matematik. Bakın. Araştırmalardan sayfa 219'dan sonra 18 sayfa 219 ne istiyor bizden? Hacmini istiyor. Ya eşittir 0 ya eşittir 9 eksi x kare karekök. Ne istiyor bizden? Hacmini istiyor. Bu sorular söyledik, not yazdım. Hacmin istese karekök eks karekök sayı eksi eks karenin hacmi yani topun hacmi. Çok önemli bir soru. Bakın. Ya eşittir sıfıra ya eşittir karekök 9 eksi eks kare yani iki fonksiyonumuz var. Yani iki fonksiyonumuz var. Bu şekilde yazılır. Hacim eşittir pay. Bakın dikkat verin. Adam bayağı f kare eksi g eksi kare dx. Bakın sonra süreye göre bakarak bu fonksiyon büyüktür minden yoksa bu büyüktür minden. Aha, dikkat verin. Abi 9 ra kare eşittir neye? 9. O zaman ra eşit olur neye? Aha, ra'nın değeri bulduk. A taksi 3 kare. Yani yarı çapımız 3'tir. Yarı çap ne kadar olur? 3 olur. Dikkat verin. Bu şekilde 3'tür. Aralarında sayı alanda, bir sayı alanda bu büyük olur mundan. Bu fonksiyon büyüktür mundan. O zaman nasıl yazılır? Pi eksi 3'ten 3'e ne kadar? 9 eksi x kare bakın kare eksi 0 kare dx eşittir. Dx eşittir bu şekilde. Bakın. Dx eşittir. 0 yazılmaz. Önemli değil. Kaldı ne? Pi eksi 3'ten 3'e 9 eksi x kare kare kök dx. Söylediğimiz gibi not yazdım. Aha, bu sorular yani topun hacmi. Bu da eşittir neye? 4 bölü 3 pi ra üst 3. Ra'mız ne kadar? 3'tür. Burada yazarsan 3 üst 3 eşittir neye? 4 bölü 3 pi 27. 27. Bu da sadalaşır. Bakın. Bu da 27 de 3'ten sadalaşır. Ne kalır? 9. O da eşittir. 9 kalır. 4 çarpı 9 36 pay. Bu da sorumuzun sonucu. Dikkat verin, buna benzeyen sorular yani topun hacmini bulun. Topun hacmini. Yani sizlere anlattım. Sizlere anlattım, bu şekilde yazılır. Ama elbette sen an çok kısa. Topun kuralını yaz. Topun kuralını yaz. Yarı çapta bu ra kareli. Ra eşittir neye? Bunun kökünü alsan 3 olur. 3'ü bile kullan çıkar. Cevabı olur 36 pay. Cevabı ne olur? 36 pay. Bu da soru 38'in çözümü bu şekilde olur. Bakın dikkat verin. Ama soru 40. Sayfa 219. Ne? X eşittir 0'da. Ya eşittir 1. X eşittir ya ya da ya eşittir eksen. Ne istiyor bizden? Hacmini bul. Sorunun isteği hacmi bul. Hacmini bul. Dikkat verin. Bak x eşittir sıfıra var ama cellik bu biri kullandığını. Dikkat verin. O zaman ve ya eşittir ya 1 eşittir x. O zaman süremiz ne olur? Süremiz süre olur. Sıfırda bir. Sıfırda bir. Bakın. Abi biri kullandık bile. X'in değeri ne olur? Bir olur. Aha. Sıfırdan başla bire kadar. Sıfırdan başla bire kadar. İki fonksiyonumuz var burada.
Böbeği ve içi. İki fonksiyonumuz var, dikkat verin. Böbeği ve içi. Bakalım hangi hangisinden büyüktür? Aralarında ne kullandık? Aha, bir bölü içi. Bir bölü içi düşer sıfırdan bir arasına. Bir bölü içi düşer sıfırdan bir arasına. Bırakırsak, kullansak bu fonksiyonu bir çıkar. Bırakırsak çıkar bir bölü içi. Yani 0.5. O zaman bu büyük türümünden 1'e büyüktür x'ten. O zaman yarık v eşittir pi integral 0'dan 1'e 1 kare eksi x kare dx. Dikkat verin. Hacm isterim. Bu soruya benzeyen bu şekilde hal olur. Bakın ha. Hem sorular top kuralını kullanmasan, top kuralı bu şekilde olan kullansan. Bu şekilde kuralı kullandık. Çıkar. Pi ne kadar? Sıfırdan bire. Sıfırdan bire. Bir kare bir. Eksi x kare dx. Bakın dx bu şekilde olur. O zaman çallık bire. Dikkat verin. Eşittir. Hacim eşittir. Pi. Birin integralı x olur. Eksi. X'in integralı olur. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Böyle 3. Tamam. Bu şekilde 0'dan 1'e. Bir defa bir kullandık. Her eksi yerine bir koyarak. Sonra her eksi yerine 0. Eşittir. Pi. 1 eksi 1 üst 3 bölü 3. Tamam. Eksi 0. Eşittir. Pi. 1 eksi 1 eksi. Bakın dikkat verin. 1 eksi 1 bölü 3. 1 bölü 3. Eşittir. Benim diplere sadalaştırdık. Ve dibler birleşir. 3 çarpı 1, 3 olur. Eksi 1 olur. Pi, bakın. 3 çarpı 1, 3. Eksi 1, böyle 3. Eşittir. Bakın dikkat verin. 3 çarpı 1, eksi 1 yazdım. 3 eksi 1 eder 2. Pi, böyle 3. Dikkat verin. Bu da mesela sorunun cevabı. Bu soru müne benzeyen sorular bu şekilde çözülür. Rica ediyorum. Soruları çok tekrar edin. Tekrarlayın. Daha faydalansınız. Bu da soruların çözümü bu şekilde olur. Başka sorularımız var. O da önemli sorular. Bunlara benzeyen soru sınavlarda gelmiş. Onlar da siz dersi çözerek. Bakın. Sorumuz var. Bir de soru. Soru. Ya eşittir 0, ya eşittir 3 eks artı 6, eks eşittir 0. Bak bu soru, bu da soru benzeyen sorudur. Ama üzeri sorularında gelmiş. Ya eşittir 0, ya eşittir 3 eks artı 6, eks eşittir 0. Dikkat verin. Bakın ne istiyor bizden? Hacmini bul. Aha. Ne istiyor? Hacmini bul. Ama burada dikkat verin. Süremiz x eşittir sıfıra var. Bas. Yani süremizin bir değeri var. O bir değeri devi bulan. O bir değerini bulan. Nasıl olur? Aha. İki fonksiyonumuz var. Bir de biri sıfır. Ya eşittir sıfıra.
birden ya eşittir 3 eksi artı 6. İki fonksiyonumuz var. Dikkat verin. Bir iki fonksiyonu eşit eder. Yani ne olur? Bir iki fonksiyon eşit olur. 0 eşittir 3 eksi artı 6. 3 eksi eşittir eksi 6. Eksi eşit olur neye? Eşittir eksi 2. Dikkat verin. Yani süremiz ne oldu? Ha? Süremiz oldu. Eksi 2'den 0. Bak soru önemlidir. Soru önemlidir. İlk önce süreni bulduk. Sonra hacmini bulduk. İlk önce süreni bulduk. Bak süre oldu. Eksi 2'den 0. Eksi 2'den 0. Bu şekilde. Ama incelik. Şimdi de nasıl hacmi bulunur? Söyledik gibi iki fonksiyonumuz var. Aralarında bir sayı kullansak mesela eksi bir elemandır bu süreye. Eksi bir elemandır bu süreye. Bu sürede bu fonksiyonu kullansak sıfır olur. Bu fonksiyona kullansak ne olur? Olur artı 3. Yani bu fonksiyon bundan büyüktürdür. Bu fonksiyondan büyüktürdür. O zaman hacim eşittir. Pi integral eksi 2'den 0'a. Bakın eksi 2'den 0. Söyledik gibi bu büyüktür bundan. Nasıl yazılır? 3 eksi artı 6 kare eksi 0 kare dx. Bakın bu şekilde yazılır. Sıfır sağ tarafa düşende önemli değil. Ama sıfır sol tarafa düşende önemli olur. Çünkü eksiye kalır. Bu da bu şekilde pi yazdık. Eksi 2'den 0'a. Bu parantezi karede bu şekilde yazılır. Açarak 3 eks kare olur ne kadar? 9 eks kare. Artı, bakın orta terim nasıl yazılır? 2 çarpı 6 çarpı 3 olur. 36 eks artı. 6 kare olur 36. 36 bu da bu şekilde. Dx eks. Bakın dikkat verin. Bu şekilde kalıbı da olur. 0, 0 yazılmaz. Ama incelik pi bu şekilde. Bunun integralı olur. 9 eksi 3 bölü 3 artı 36 eksi kare bölü 2 artı 36 eksi. Dikkat verin. Eksi 2'den 0'a. Eksi 2'den 0'a ama biraz sadalaşma var bunlarda. 9'dan 3 arasında, 36'dan 2 arasında sadalaşma var. Eşittir. Bakın pi ne kalır? 9'u bölsek 3'e, 9 bölünür 3'e. Bölümüyle sadalaşır. Bu şekilde bölümüyle sadalaşır. Bakın ne yazılır? 3 eksi 3 3 eksi 3 artı tamam 36 bölü 2 olur 18 eksi artı ne kadar 36 eksi bu şekilde bakın evet. Bu eksi 3 3 bölü 3 birine sadalaştı kaldı. 3 eksi 3 3 yazdık. Bir de 36 eksi kare bölü 2. 36 bölü 2 ne olur? Olur. 18 eksi artı. Eksi 2 bir de 0 eşittir. Dikkat verin. Bir defa 0 kullandık. Bak 0 kullansak olur 0. 0, 0. 0 olur. Bu şekilde yazılır. 0 eksi. 0 eksi. Ama burada
Bir dakika, payımız da var. Pay kan lazım. Oy. Bu şekilde olsun. Sıfır, eksi. Bak, bu eksi önemlidir. Bu eksi önemlidir. Ama başka her eksi yerine ne kullanır? Eksi 2, olur 3, eksi 2, üst 3, artı, artı 18, eksi 2, artı 36, eksi 2. Bu şekilde o zaman eşittir. Pay bu olur ne kadar? Bakın. Eksi 2 üst 3 eder eksi 8 çarpı 3 eder artı 24. Artı 24 b eder eksi 8 eksiden olur artı 8 çarpı 3 eder 24 eksi burada eder ne kadar? Bu eksiden eder ne kadar? 72. Bu 72. O da tamam. Bu şekilde olur. Bu da eder ne kadar? Artı 72. Bakın dikkat verin. Eksi eksiden olur. Artı. Sıfır kullandık. Artı 72. Bakın dikkat verin. Kare tamam. Burada karemiz var. Burada kare doğru. Aha, bu da olur. Artı 72 bir de olur. Eksi 72. Bu da sadalaşır. Sonucu ne olur? 24 pay. Bu şekilde kalır. Bakın dikkat verin. Bu da yine sadalaşır. Sonucu ne olur? 24 pay. Bu da bu sorunun sonucu bu şekilde olur. Başka iki sorumuz kalır. Önemli sorular. Onlar da sınavlarda gelmiş. Bakın, üç soru, önemli de soru. Ya eşittir. Eks kare kök. Süreni de verebiliriz. Bir de. Bakın, bu da önemli bir sorudur. Ne istiyor bizden? Ya eşittir kare kök eks. Süremiz de var. Biri, bu fonksiyonun, bu sürede, bu fonksiyonun, bu sürede hacmini bul. O zaman, bu fonksiyonun, bu sürede hacmini bul. Dikkat verin. Cevabı hacim eşittir pay 1'den 4'e karekök kare dx. Hacimçi ne kullandık? Kare kullandık. Hacimçi ne kullandık? Kare kullandık. Dikkat verin. Bak 1'den 4'e süremiz var. Karekök eks hemsi kare çünkü hacim istiyor. Eşittir. Pay. Bir de bu sadalaşır. Bununla sadalaşır. Olur. Eks birden dörde dx. Eşittir. Pay. Eksin integrali ne olur? Olur. Eks kare bölü 2. Birden dörde kadar. Pay yazılır bu şekilde. Bakın, bir defa x yerine 4 kullandık, olur. 4 kare bölü 2, eksi. Bir defa ne kullansan, 1 kullansan, olur. 1 kare bölü 2 eşittir pay. Ne yazılır? 4 kare. 4 kare ne olur? 16. 16. Eksi
1 kare eder 1, böyle 2 eşittir. 15 pi böyle 2. Dikkat verin. Bir de bakın. X karekök, kare karekökten cidden kaldı. X, x'in integrali olan x kare bölü 2. Pi ise pi de kuraldır. 1'den 4'e kadar. Bir defa 4 kullandık, sonra 1 kullandık. Aralarında ne var? Eksi var. 4 kare olur 16. 1 kare olur 1. Eksi, eksidir. Bölü 2 de bölü 2. Aşağı eşittiler. Yani payda birbiri kimindir? Ne olur? 2 kalır. Paylarla birleşip olur 16 eksi 1 bölü 2. Ne olur? Olur 15 pay bölü 2. Bir de bir sorunun çözümüdür. Bir de sorunun çözümüdür. Başka bir sorumuz kalır. O da önemlidir. Bu da kitap sorusudur. Soru 8, sayfa 220 üstelde. Bu da bakın, soru 8, sayfamız ne kadar? 223. Eğer f x i üst x g x eşittir 1 bölü x. Aha, soru 8, sayfa 223. Kitap sorusudur, seçmelidir. Bakın nasıl? X eşittir 1, X eşittir 2. Tamam. Bu da bu şekilde süremiz var. Ne istiyor bizden? Ne istiyor bizden? Alan istiyor. Ne istiyor? Alan. Alanını bul. O zaman alanını bulunuz. Dikkat verin. Dikkat verin. Bakın. İki fonksiyonumuz var. Süremiz de var. Alan istiyor. Bakın. Bu süreye göre hangi fonksiyon hangisinden daha büyüktür? Hangi fonksiyon hangisinden büyüktür? 1.5 düşer bu süreye. 1.5 alsak süre arasında bu olur 2, bu olur. Yani g x büyüktür f'ten. G x büyüktür f x'ten. O zaman alan bu şekilde yazılır. İntegral 1'den 2'ye g x eksi f x bakın dx. Dikkat verin. Son sorumuz bu şekildedir. G x, x, f, x, dx. 1'den 2'ye eşittir. G ne kadar? 1 bölü x integral 1'den 2 x, i, x, dx. Eşittir. İntegral, 1 bölü x'in integralı olan ln. Ln, x, x. I, x'in integralı sadece özü kimin kalır? Olur i üst x. Dikkat verin. Bakın 1'den 2'ye. 1 bölü x'in integralı olur ln. Eksi, eksidir. I eksi, i eksi. Şimdi de geldik. Bir defa 2 kullansan her eksi yerine 2 koy. Bir defa 1 kullandık. Olur. Ln 2 eksi. I üst 2. Eksi. Bakın. Her eksi yerine 2 kullandık. Sonra her eksi yerine 1 kullandık. Olur. Len 1 eksi i 1. Dikkat verin. Eşittir. Eşittir. Len 2 eksi i kare. Eksi len 2 öz içimi. İ kare öz içimi. Len 1 eşit olur 0'a. Len 1 ne olur? Eşit olur 0. Bakın. 0. Len 1 olur 0. Ne kaldı burada? Eksi i üst 1 eder i. Eksi. Çarp eksi olur artı. Artı i. Bu da bir sorunun sonucu.
Dikkat verin. Çok önemli bir soru. İlk önce bak iki F'miz var. Aha. İki fonksiyonumuz var. Biri F, biri G. Bakak bir süreye göre süremiz de var. Bir süreye göre hangisi hangisinden büyüktür? Dedik G büyüktür F'ten. Nasıl? Süre arasında 1.5 aldım. 1.5'i bırak koysak olur 2. Yani bu büyüktür bundan. Yani 1 bölü 8 büyük olur. İ üst eksi. Bak önce G'ni yazdık sonra F. Yazdık. Bunu bir de görçülü. Bunun integralı olur. Lin eksi. Bunun integralı öz içimin kalır. Bir defa 2 kullandık. Aralarında eksi var. Bir de eksi. Sonra 1 kullandık. Bir de 1. Bunun değeri olur 0. Lin 2 öz içimin, i kare öz içimin, eksi çarp eksi olur artı, i üst 1 olur i. Yani bunun da sonucu bu şekilde yazılır. Bakın. Bunun da sonucu bu şekilde yazılır. Burada geldim. Dersimin sonuna sizlerin Allah'a ısmarladım.